Bu videoda Silsiletü İstanbulli Talimi Lugatil Arabiye, yani İstanbul Arapça Öğrenim Setinin Naif kitabının birinci cildinden El Marifetü ve Nekreti konusunu işleyeceğiz. Dersul Hamisu, beşinci ders, El Marifetü ve Nekretü, Marife ve Nekire. Marife ne demekmiş, bakalım aşağıya. Nekreden başlıyoruz önce. İsmin bir isim, nekre bir isimmiş demek ki. Fiil değil, harf değil, isimmiş yani. Demek ki fiil ve harf nekre olmaz. Sade isim nekre olabilir. Nasıl bir isim? Yedüllü ala, gösteren, neyi gösteren? Şeyin, bir şeyi. Nasıl bir şey? Gayri muayyenin, belli olmayan, bilinmeyen, tanınmayan, belli olmayan, belirsiz. Gayri muayyen, belirsiz, belirlenmemiş. Nahvu gibi, ne gibi? Racülün, bir adam gibi. Mesela bu bir adam dediğimizde buradaki adam belli olmuyor. Yani herhangi bir adam yani. Bu adam hakkında hiç bilgimiz yok. Sadece bir adam olduğunu biliyoruz yani. Onu da böyle bakıyoruz, adam diye gördüğümüz için adam diyoruz yani. Sadece bildiğimiz onun bir adam olduğu, kadın olmadığı, ama hakkında hiçbir bilgimiz yok. İşte buna nekre deniyor ve nekre olduğu zaman da sonunda tenvin var. Yani bu ismin sonunda bir de tenvin var. Tenvin demek bu ismin sonundaki telaffuz edilen ama yazılmayan nun, n sesi. Racülün diye n ile bitiyor. O ikinci ötre de yani o n yerine geçiyor. İşte seyyaratun, bir araba. Nekre isimleri de Türkçe'ye tercüme ederken önüne bir getiriyoruz Türkçe'de. Bir araba. Oradaki bir herhangi bir anlamındadır yani. Sayı olarak bir da olabilir ama asıl oradaki bir, Türkçedeki bir herhangi bir anlamında. Bir araba. Bu arabayı da bilmiyoruz. Yani sadece araba olduğunu biliyoruz. Yani nasıl bir araba, markası nedir, kime aittir? Hiçbir bilgimiz yok. Herhangi bir araba. Arabalardan bir araba yani. El marifetü, marife ise ismin bir isim. Nasıl bir isim? Yedülle ala şeyin muayyenin. Belli bir şeyi gösteren isim. Belirli bir şey, belirli. Bilinen bir şey, bilinen, tanınan, belirli bir şey gösteren isme de marife denir. Nahvi gibi, ne gibi? Muhammed'in. Mesela Muhammed özel isimdir, onun için marifedir. Muhammed dediğimizde kim olduğu biliniyor. Neden biliniyor? Çünkü Muhammed'in adı var, soyadı var. Dolayısıyla veyahut da burada mesela Hazreti Muhammed anlaşılabilir. Yani peygamber. O anlaşılabilir veya o değil de mesela başka bir Muhammed ise yine tabi Muhammed dediğimizde kim olduğu belli yani. Bir Muhammed diyemeyiz yani, herhangi bir Muhammed diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hatice de öyle, o da belirli, özel isim olduğu için. El kitap derken kitap belirli bir kitap çünkü onun önünde şu onu belirli yapan el takısı var. Haza kelimesi belirlidir çünkü işaret ismidir. İşaret isimlerin hepsi belirli. Hüve zamirdir. Zamirlerin hepsi belirlidir. Ellezî ismi mevsuldür. İsim mevsullerin hepsi belirlidir. O halde belirli isimler neler? Onlara bakalım şimdi. El marifetü, marife isimler sittetü envain, altı çeşittir. Altı türdür. El evvel, nev'ül evvel, birinci tür, el marifetü bi el. Yani ismin önüne el gelerek, bir ismin önüne el takısı gelirse o marifeleşiyor. El kameru ne demek? Ay. Bu belli bir ay yani. El alemu özel isim olması. Özel isimler marifedir. Ali mesela, Zeynep, bunlar özel isim olduğu için marife. İsmül işareti, işaret isimleri. Bütün işaret isimleri, haza, hazi gibi ve diğerleri, sadece bunlar değil. El damiru, bütün zamirler, huve, hiye, ene gibi ve başka diğer zamirler. El ismül mevsul, isim mevsuller, ellezi, elleti ve diğerleri. Başka isim mevsuller de var. El mudaf ile marifeti. Bir de şimdi marifeye, marife tarafından tamlanan, yani isim tanımlamasında marifenin tamladığı tamlanan. İsim tanımlamasında tamlanan olacak ve onu tamlayan isim de marife olacak. Mesela Resulullah, bu bir isim tanımlaması. Burada Allah belirli zaten özel isim olduğu için. Bu Resul kelimesini tamladığı için, Allah ismi, Resul ismini tamladığı için Resul de belirli olmuş oluyor burada. Allah onu da belirli yapmış oluyor. Evet, bu kadar. Marife nekir konusu bu kadar. Şimdi konuyla ilgili alıştırmalara bakalım. Evet, bu alıştırmada diyor ki nekir isimleri bulacakmışız. Mühendis şunlar burada. Bir mühendis. Yusuf şirkette bir mühendistir.
Hastu aldım, bir defter aldım, bir defter buradan nekredir. Kırtasiyeden bir defter aldım. Nazartu ila esedin fi hadigatil hayvan. Burada bir esed, bir aslan. Hayvanat bahçesinde bir aslana baktım. Bir aslan nekredir? Ekele salihun tüffahaten. Salih bir elma yedi. Tüffahaten nekredir? Mahmudun üstazun fil camia. Mahmud üniversitede bir hocadır. Üstazun bir hoca. Zehebe Muhammedun ila hafletin. Muhammed bir törene gitti. İlâ hafletin, bir tören. Rasebet talibetün fil imtihan. Sınavda bir tane kız öğrenci başarısız oldu. Talibetün. Zeynep Mümerrizatun fil müsteşfa. Zeynep hastanede bir tane hemşiredir. Bir hemşire. Mümerrizatun burada nekre isimdir. Nekre isimlerin sonunda tenvin vardır. Eğer tenvin üstün harekesiyle beraberse bir de oraya elif gelir. Şöyle. Yani burada da diyor ki marife el takısıyla marifeleri buluyor. Yamelül mühendisü fi şirketi, mühendis var, bir de şirket var. Burada belirli bunlar. Fetehar racülün nafizete, er racül ve en nafize var. Bunlar belirli. Yani adam pencereyi açtı. Yeşurul evladı bil cu'i, çocuklar açlık hissediyor. El evlat el takısıyla belirli. El cu' el takısıyla belirli. Şeribe Hassan el halibe, el halib Hasan süt içti. El Halib el takısıyla belirli. Mahmud'un üstazun fissaneviye. Mahmud saneviyede bir üstaz. Lise essaneviye burada el takısıyla belirli. Halara Salim'in ile hafleti teharruci. Salim mezuniyet törenine geldi. Teharruç el takısıyla belirli. Raci'a Hüseyin'in minel masnai. El masna Hüseyin fabrikadan geri döndü. El masna el takısıyla belirli. El müderrisetü neşitatun, kadın öğretmen çalışkandır. El müderrisetü el takısıyla belirli olmuştur. Ayyin el marifete fîmâ yeli ve beyyin nev'a hâkimâ fil misâl. Marifeyi bul ve türünü söyle. Misaldeki gibi. Feteha Halidun el kitabe. Feteha Halidun il kitabe. Halidun alem yani özel isim. El kitabe el muarraf bi el. Muarraf belirli olmuş. Bi el el ile belirli yapılmış. El ile belirli yapılmış. Yutlubu tarikun il müsaadete. Tarık müsaade istiyor yani yardım istiyor. Burada Tarık alemdir. Özel isim alem. Özel isim. Müsaade el muarraf bi el. El takısıyla muarraf. Marife yani. Tarikun alemdir, özel isimdir. Yani alem özel isim demek. El müsaade el muarrafu bi el, en takısıyla marife yapılmıştır. Lem tedfe Hatice'tül faturate. Hatice faturayı ödemedi. Hatice alemdir. El fatura el muarrafu bi el, en takısıyla marifedir. Hüve muvazzafun hükümiyin. O devlet memurudur. Hüve damirdir. Damir olduğu için marifedir. Abdullah muhlisun fil amel. Abdullah işinde samimi. Abdullah alem yani özel isim. El amel el muarrafı bir eldir. Şekeri adilün tabib el esnan. Adil diş doktoruna teşekkür etti. Adil alemdir. Tabip. Şimdi şurada bir tamlama var. Tamlama var burada. Yani diş doktoru. Diş doktoru. Burada tabip. Ne diyorduk biz ona şurada? Evet, el muzafu ile marife. Yani marife tarafından tamlanan, marife bir isim tarafından tamlandığı için şu kelime. Ben ona izafet dedim yani isim tanımlamasında. İzafet isim tanımlaması demek. Marife tarafından tamlanmış. Yani el muzaf ile marife. Şöyle diyelim, mudaf diyelim biz buna. Mudaf, tamlanan. Tamlanıyor. Ne tarafından tamlanıyor? Bir marife isim tarafından tamlanmış. O nedenle o da marife. Esnan da zaten nedir? Esnan kendisi el takısıyla marifedir. Fatihun müdirun fi hazir camiati. Fatih bu üniversitede müdürdür demiş.
yani rektörmüş. Fatih alemdir özel isim. Hazihi işaret ismidir. El camiye el muarrafı bir eldir. El taksile marifedir. İbrahim putları kırdı. İbrahim özel isim. Alem. Esnam el muarrafı bir el. Dahi ki semirün esnae ders. Semir ders esnasında güldü. Semir alemdir özel isim. Esnae muzaf diyelim. Mudaf. Yani mudafı ile marife. Marife tarafından şöyle ders burada tamdayan, bu da tamlanan. Ders tarafından tamlanmış. Marife tarafından tamlandığı için esnai de marifedir. Esnai kelimesi. Ders de zaten el muarrafı bir el takıyısıyla marife olmuştur. Dördüncü etkinlik de diyor ki altı cizli kelimeleri misal dediği gibi marifeye dönüştür diyor. Peki masale mühendisün ilel matari hava alanına bir mühendis geldi. Vasale el mühendis ilel matari hava alanına mühendis geldi. Yani bilinen mühendis geldi. Terake amirin el hagibete işçi çantayı bıraktı. Amil terake el amili diyoruz. Terake el amili. Marife olunca sonundaki temin kaldırıldı. El takısıyla marife yaptık. Mekesine kaldık. Yevmen fil medineti şehirde bir gün kaldık. Mekesine yevme şehirde belirli bir gün yani bilinen bir gün. Hangi gün olduğu belli. Kaldık diyor. Hatta o gün diyelim biz yani. O gün bugün falan filan diyebiliriz burada. Mekehnel yevme. Hafistus ezberledim sureten minel Kur'an. Kur'an'dan bir sure. Hafistus surete. Sureyi ezberledim. Buradaki sure belirli bir sure. Belirli olunca sonundaki temin kalktı. Ketebe tacirün malin kesiran. Tüccar çok para kesebe kazandı. Bu bir tüccar ama şu an tacir yapınca o tüccar, bu tüccar, belli tüccar, bilinen tüccar yani. Ve el takısı gelince sonraki temin kalktı. Cema'a veledün el evraka bir çocuk evrakları topladı. Cema'al veledün bilinen çocuk topladı. Yensahu şurtiyyün es-sa'iga bir polis şoföre nasihat ediyor, öğüt veriyor. Yensahu şurtiyyün. Polis yani bilinen polis nasihat ediyor. Herabalı su minesicini bir hırsız hapishaneden kaçtı. Herabalı su belli hırsız. Tanınan bir hırsız. Tanınan bilinen hırsız kaçtı. Lemyes meşabün en nasihatı bir genç nasihatı dinlemedi. Eşabü genç dinlemedi. Bu da marife olmuş el takısıyla. Dikkat edersek nekrelerin sonundaki tenvirler onlar marife olunca ortadan kalkıyor. Beşinci etkinlikte diyor ki altı çizgi kelimeleri nekre yap diyor. Laibe riyadiyyü bil kürati oyuncu top ile oynadı. Laibe riyadiyyü bil kürati bir oyuncu, herhangi bir oyuncu top ile oynadı. Şu anda nekre oldu. Nekre olunca da sonuna temin geri geldi riyadiyyü diye. Kadimel hüccacu min Mekke. Hacılar Mekke'den geldi. Kadime hüccacun bazı hacılar geldi. Bir takım hacılar, birkaç hacı. Bazı, birkaç. Qara'na rivayete hilale usbu'i. Qara'na rivayeten. Hafta boyunca roman okuduk. Burada da hafta boyunca bir roman okuduk. Herhangi bir. Nekre olunca sonraki temin geri geliyor. Qabilne l-iqtiraha. Öneriyi kabul ettik. Qabilne l-iqtirahan. Bir öneriyi kabul ettik. Nekre olunca sondaki temin geri geliyor. Ehazebni el ilme oğlum ilim öğrendi. İlim aldı. Ehazebni ilmen oğlum bir ilim öğrendi. El ilme nekre olunca sonuna temin geri geliyor. El masna'u garibün fil medine fabrika şehre yakındır. Masna'un garibün fil medine şehre yakın bir fabrika. Şimdi bunu nekre yapınca cümle bozuluyor. Yani cümle olmaktan çıkıyor. Çünkü baştaki isim marife olmanın cümle olabilmesi için. Bunu biz nekre yaptığımız zaman ne oluyor manası? Şehre yakın bir fabrika oluyor ve cümle olmaktan çıkıyor. Şu anda cümle çünkü bu marife olduğu zaman, baştaki isim marife olduğu zaman cümle olur. Aa, nekreleştirirsek cümle olmaktan çıkar, sıfat tanımlamasına dönüşür. Şehre yakın bir fabrika manası çıkar. Zer'al fellahul kamha, çiftçi, tanınan çiftçi, buğday ekti. Zer'al fellahun, bir çiftçi buğday ekti. Nekre olunca temin geri geldi. El kitab-ı müfidun cidden. Kitap çok faydalı. Burada kitabın müfidün dediğimiz zaman cümle olmaktan çıkıyor, sıfat tanımlamasına dönüştürüyor. Çok faydalı bir kitap. Cümle değil, hüküm vermiyor yani.
El-ba'i'u vakifun emamet dükkan. Satıcı dükkanın önünde duruyor. Ba'i'un vakifun emamet dükkan. Dükkanın önünde duran bir satıcı. Cümle olmaktan çıktı. Bu cümle ama bu cümle değil artık. Diyor ki bu isimleri diyor uygun yere koy. Marifeleri buraya, nekeleri buraya. Yani Kur'an el takısından dolayı marife. Ondan sonra Yasir özel isim olduğu için, Hamza özel isim olduğu için, Ellezi ismi mevsul olduğu için, Hiye zamir olduğu için, neticede imtihan derken imtihan el takısı aldığı için, neticede imtihan tarafından tamamlandığı için marife. Bu ve zamir olduğu için, Hazi işaret ismi olduğu için, Hazade öyle, Enneti ismi mevsul, Ennezi gibi. Hadikatül külliye derken el külliye de el takısı var. Hadiga da Hadiga kelimesi onun tarafından, el külliye tarafından tamamlandığı için marife. Esse burada da el takısı olduğu için marife. Şeceretün bir ağaç, ayetün bir ayet, gâbetün bir orman, bahrun bir deniz, mühacirune birkaç mühacir, birkaç göçmen ya da bazı göçmenler, cibalün birkaç dağ, bazı dağlar, şehrun bir ay, alimin bir alim. Bu dersimizde marife isimlerden isimlerin marife nekire olmasını öğrendik. Demek ki nekire isim belirli olmayan şu misallere bakalım. Dehane racülün el qa'ate bir adam salona girdi. Burada racülün belirsizdir. Bir adam, herhangi bir adam anlamında yani bilinmiyor. El qa'ata el taksimi belirlidir. Şerha Halidün derse, Halid derse açıkladı. Halid burada özel isim olduğu için marife. Ederse el takısıyla marife olmuş. Haza kalemin bir kalemdir. Haza işaret ismi olduğu için marife. Kalemin de nekredir. Hazihi hakibetün bu bir çantadır. Hazihi işaret ismi olduğu için marife. Hakibetün nekredir. Dehale racülü qa'ate. Adam salona girdi. Er racülü el qa'a kelimeleri el takısıyla marife olmuştur. Huve müderrisun o bir öğretmendir. Müderrisun nekredir ve bu yüzden sonunda temin vardır. Fehimet talibi kelamel üstazi. Öğrenci hocanın sözünü anladı. Et talibi el takısı almış. Kelam üstaz tarafından tamlandığı için marife. Üstaz da el takısı aldığı için marife. Ellezi hadara emsi aliyyun. Dün gelen Ali'dir. Ellezi işaret ismi mevsul olduğu için. Ali de özel isim olduğu için. Emsi kelimesi de isim. Dün diyoruz. O da emsi. Bu da marife emsi. Şöyle marife. Bu bir tamlanan yani. Bunun bir tamlayanı var. El yevum. Aslında bunun aslı. Asıl kullanımı emsil yevmi demek. Yani dünü, bugünün dünü. Burada bir muzafileh var ama o muzafileh kaldırılmış. Bu da işte muzaf tarafından tamlandığı için marife oluyor. Demek ki nekir isimlerin sonunda tenvin olacak. Marife isimlerin sonunda tenvin olmayacak. Kaç türlü marife vardı? 6 türlü. El takısıyla marife, özel isim, işaret ismi, zamir, ismi mevsul, bir de marife tarafından tamlanan isim. Resul mesela burada Allah tarafından tamlandığı için marife.